Diyoruz Ati Fenerbahçe ve iskentin programını kapatmadan önce her zaman olduğu gibi Ali Ebe Forex'e gideceğiz. Onur Altın bizimle olacak. Onur merhaba. Merhaba Güzem, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi Fed başkanlarına odaklanacağız tabii şüphesiz bu hafta. Çünkü geçen hafta gelen hem ABD dataları hem Fed başkanlarının açıklamaları oy hakkı olan olmayan yani Dudley en güvercinden bile şahin açıklamalar gelince bu hafta herhalde daha fazla önem atfediyor. Ne beklersin? Yılın konuşacak. Bir yandan Amerika'da büyüme datası var. Yani bu kuvvetli dolar senaryosunu destekleyecek söylemler ve data seti gelir mi sence bu hafta? Bu hafta dediğin gibi Güzel, dolar tarafı yine ön planda olacak. Özellikle cuma günü gelecek Amerika tarafından büyüme rakamları ön planda olacaktır. Aynı zamanda kişisel harcamalar rakamı da var. Asıl o noktaya bakmak lazım. Çünkü son gelen enflasyon verileri tüketim tarafında bir artışın kaydedildiğini bize göstermekte. Bunun öncesinde Amerika tarafında gelirlerin artmasına rağmen tasarruf eğilimi ön plandaydı ve harcamalar kalemindeki düşüklük enflasyon tarafını baskı yapıp Fed'in de faizleri ötelemesi sebep oluyordu. Ancak bu nokta gitgide değişiyor. Özellikle enflasyon tarafındaki güçlü yükselişle birlikte geçen hafta gördüğümüz harcamalar kaleminin bu hafta artıp artmadığını daha net yakından takip ediyor olacağız. Dediğin gibi Yalan'ın da konuşması var. Yalan'ın makroekonomik yapıya ilişkin söylemlerinin gelip gelmemesi dolar tarafındaki hareketleri kuvvetlendirecektir. Ve bu noktada dolar endeksinin 95-96'nın üzerine atıp atmayacağı yakından takip etmemiz gereken bir nokta. Eğer 96'ların üzerine tekrardan atarsak güçlü bir doların dolar karşıtı paritelerde aşağı yönlü etkilerini takip ediyor olacağız. Yine 94'ün altına gevşeme yaşaması halinde doların küresel bazdaki değer kayıpları da devam edebilir ve bu sefer de paritelerde yukarı yönlü hareketler söz konusu olabilir. Yurt içine baktığımızda da gözler daha çok Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına çevrilmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yarın koridorun üst bandında faiz indirip indirmeyeceği tartışmaları mevcut. Bu noktada iki şeye dikkat çekmek lazım. Birincisi indirimin gelmesiyle birlikte son dönemde yaşanan para çıkışlarının devam edip etmeyeceği. Eğer böyle bir hareket görürsek kurda sert bir şekilde yukarı yönlü hareketler söz konusu olabilir. Ancak bu indirimin bankacılık borçlanma maliyetlerini pozitif etkileyip kredilere yansıması durumunda tüketimin artmasıyla birlikte yurt içinde kısa vadeli bir iyimserlik havası yaratabilir. Bu noktada da aşağı yönlü kurda kısa vadeli geri çekilmeler söz konusu olabilir. Bu noktada belirleyici rakamımız 2.97 olacaktır. 2.97'nin aşağısında bugün ilk etapta 2.95.90 ve daha sonra 2.94.40'a kadar geri çekilme yaşanabilir. Ancak 2.97'nin üzerinde kaldığımız sürece alış baskısı devam edecek olan kurda yukarıda 2.98.40'ı test etmiştik sabah saatlerinde. 2.98.40'ın üstüne geçilmesi halinde de önce 3 daha sonra 3.02 seviyesi test edilecektir. Çok teşekkür ediyoruz. Onun aslında görüşlerini aldıktan sonra Dünya İnsani Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönüyoruz.